Bu sefer neden patladı ben de anlamadım. Selam beyler. Yine çok güzel bir video ile beraberiz. Sabahın ilk ışıklarıyla size bir video daha başlattım. Sizin için bir video daha çekiyorum. Bugün muhabbetimize gene bir şeyler yapıyoruz. Gördüğünüz gibi, başlıktan da anladığınız gibi yeni nikel kaslağımız. Bu daha önceden bende vardı arkadaşlar. Şöyle bir şey. İkinci el tabii ki, yeni değil. Bu üzerinde çıkan Ramzi'nin orijinal şeyi. Bu biraz pisti. Ben bunu şimdi şu ilaçla temizledim. Bir güzelce önlü arkalı. Şöyle. Bir de dişlisi yoktu. Bundaki dişliyi söküp buna taktım. Bayağı pismiş bu ya. Çok kötüymüş yani. Bir de şeyi itibariyle kötü gözüküyor. Bu rengi de normal bir siyah veya beyaz değil. Grimsi ama değişik, böyle yağ üzerinde kalın, yani hiç çıkmayan yağlar var üzerinde. Silip de çıkmayan yağlar var. Bu nikel biraz daha kolay temizleniyor. Hemen ilacı sıktığın gibi akıyor gidiyor yağlar. Sadece bir iki yerinde şöyle küçük küçük ecikler var. Alüminyum ezin. Onlar da bir şey olmaz. En son ne yaptık? Nikel çamurluk taktık. Farımızı değiştirmiştik. Değiştirirken video açmadım. Nasıl olur diye bir önceki videomda sormuştum size nasıl olmuş diye. Hani iyi diyen var, kötü diyen var. Öyle kalabilir de değiştirebilir de şimdilik dursun. Güzel aydınlattığı için geceleri. O yüzden çıkartmadım. Şimdi şunu şöyle öylesine bir koyalım bakalım nasıl duruyor şurada. Tabi tek elde bunu takabilirsek. Hemen bir parmak izi geçti oraya benden. Şimdi şöyle bir koyalım. Şuraya yağladım birazcık. Nikel kolay siliniyor nedense. Hemen çıkıyor. Tabi toplayana kadar daha çok yağlanır bu. Topladıktan sonra bir daha sileriz. Oo, çok gergin durdu ha. Vallahi makine gergin duruyor. Egzoz nikel, çamurluk nikel, kasnak nikel. Sadece ne kaldı? Arka çamurluk kaldı. Takım olmaları gerekiyor. Arka çamurluğu da nikel yaptıktan sonra birbirlerini tamamlayacaklar arkadaşlar. Daha önceden de söyledim, gene nikel detaylar olacak. Şurada şerit olacak nikel, cart curt vesaire. Arkaya nikel fındık amasör koyabiliriz. Bayağı bir nikel olacak makina. Sticker yazısı alacağız gene. 103. Bayağı güzel olacak. Şimdi kasnağımızı takalım arkadaşlar. Kasnağı takmadan önce yapmamız gereken çok küçük bir şey var. Onu da şöyle çıkartayım ilk önce. İçini birazcık yağlayacağız. Yağ da normal bir yağ değil. Kauçuklu gres kullanıyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereceğim şimdi. Kapağını açabilirsem. Şöyle. Şimdi şuraya koyayım. Kauçuklu gres. Moil. Kalite. Bundan koyduğunuz zaman uzun vade yağlı kalıyor malzemeniz. Hemen iki turda silinip gitmiyor yani, anlayacağınız. Şöyle gres yağımızı alıp içine bol bol, çünkü burada yataklı şey rulmanlar var. Mesura rulmanlar var. Yağsız kalmamaları gerekiyor. Buradan yağladık, şuradan da biraz yağladım. Videoyu en baştan sökerken daha açacaktım da çok pisti, şey temizlerken bayağı zaman kaybedeceğimi düşündüm ki kaybettim de, o yüzden açmadım. Şimdi toplayabiliriz. Yağımızı sürdük. Arkadan bir dakika, ilk önce zincirimizi takalım şuna. Sonra çıkar yoksa. Arkadan ittireceğiz, sokacağız.
Geçti. Bakayım. Hop, zincir atacak. Arka taraf çıkık vaziyette şimdi. Zinciri de takayım da. Şimdi oldu. Yılan. Nikel'in görüntüsü bir başka ya. Şimdi yeni kam almıştık. Şunlardan bir ara videoda göstermiştim. Bu pedala takılan kamalar. Şu pedala. Bunun iyice kafası gitmiş. Tamir edilir. Bir ara taşıyacağım ucunu. Şimdi yenisini takacağım ben. Uğraşmamak için. Tamirimizi de temizleyelim. Yeni kamamız. Yeni kamamız da bu. Gayet güzel ve bu da nikel bir parça. Bu niye böyle şey kaldı birazcık? Şunu alayım şuradan fazlalığını. Sanki az daha gelmesi gerekiyor gibi. Arkadan takılıyor sanki. Tamam. Süper. Şimdi burayı da takabiliriz. Pedalın diğer tarafı nerede? Aşağı zaten. Şöyle. Hemen geçirelim. Evet beyler. Kamamızı zor bela taktık. Demek ki bunlar baya bir yalama olmuş. Lak diye kendiliğinden giriyor. Şu ankini çok zor bir şekilde soktum. Her yeri yağ oldu. Komple tekrardan burayı parlatmam gerekecek. Baya bir zor girdi. Şöyle kabasını alayım bir. Bomba gibi oldu diyebiliriz yani o kamanın oraya oturmasına. Şimdi kas kemerasını takıp bir tur atasım var. Ama bir iki sefer denedim. Şimdi gene deneyeceğim. Mikrofonun konumuyla mı alakalı ne alakalı bilmiyorum ama ya bu iki zamanlı motorlar mikrofonda acayip cızırtı yapıyor. Biliyorsunuzdur bir iki eski videomdan. Bazen yapıyor bazen yapmıyor. Konumuyla mı alakalı mikrofonun neyle alakalı çözemedim. Şimdi ona ayar yapacağız. Bir tur atacağız daha doğrusu. Hani güzel çıkarsa paylaşırım. Şöyle pulla somunumuzu koyalım. Burayla işimiz bitsin. Diğerisi 10, 11 bu 10. Sonunu farklı çıktı. Bir çıkalım gezelim hani iç gezmiyorsun falan yorumlar görüyorum. Motorla iç gezmiyorsun topluyorsun ama iç gezmiyorsun. Geziyorum geziyorum da. Size paylaşamıyorum çünkü bu mobiletler cızırtı yapıyor. CG gibi değil. Ne ya boşa dönüyor. Neyse tuttu zaten. Deneyelim. Evet beyler kasnağımızın montajı bitti. Gayet şık durdu. Nikel kasnak. Sıradaki yapacağımız şeylerin arasında neler var? Nikel arka çamurluk var arkadaşlar. Sticker yazı seti var. Şu yandaki ramzeler falan çıkacak. Bu ramze yazan yan kapaklar. Paspaslı olanlar var ya bunlar da. Nikel yapıp seriyi tamamlamayı düşünüyorum. Burası nikel, arka çamurluk nikel, bir de ön çamurlu nikel yaptık zaten. Ondan sonra alt takımda oynamaya başlayacağız. Altta da geniş kartel 19 karbüratör takacağız. Bakalım nasıl bir performans bizi karşılayacak. Şimdi şöyle küçük bir tura çıkacağım. Motorun nasıl gittiğini görün ama telefonla elle çekeceğim veyahut da kas kamerası çekersem bilmiyorum. Müzik falan koymak zorunda kalıyorum. Çünkü acayip kötü bir ses geliyor. Gerçi bazen yapmıyor. Ben yine çekeyim. Yaparsa telefonla çıkarım tekrardan. Bir şekilde size yolda gidişini gösteririm. O ses sorununa da çözüm bulacağım artık. Bir kameranın mikrofonunu falan değiştireyim. Bir deneme yapayım. Düzelirse sürekli kas kamerasıyla devam ederiz. Şimdi ufak bir tur için yola çıkalım.
Evet beyler, kas kamerasıyla işimiz olmadı. Telefonla devam. Şöyle bir dönelim yavaş.